Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cem Hocam. Bundan önceki videomuzda polinomlarda eşitliğe kadar gelmiştik. Bugün polinomların eşitliğinden sonrasını devam ettireceğiz. Bundan önce tanımından, polinomda değer bulmadan sabit terim ve katsayıların toplamının bulunmasından bahsetmiştim. Bugün de arkadaşlar polinomların eşitliğinden, polinomlarda işlemlerden polinomun derecesinin bulunmasından bahsedeceğim. Polinomda kalan bulmaya vakit kalırsa geçelim ama bunun için ayrı bir video çekeceğim ya da bunu direkt ayrı bir video olarak da çekebiliriz. Şimdi Polinomların eşitliği basit bir başlık demiştim. Mantıken yani çok basit. Diyelim iki tane x üzeri n ifade varsa polinomlarda bunların katsayıları birbirine eşit olacak. Başka bir özelliği yok. Soru üzerinden devam edersek. Şimdi ilk sorumuz bu. Bir q polinom verilmiş q x eksi 1 eşittir x kare artı 4 x artı 1 ve bir p polinom verilmiş a x kare artı b x artı c olaraktan p x ile q x birbirine eşit deniyor. O zaman a artı b artı c toplamı kaçtır dendi. Şimdi arkadaşlar bana a artı b artı c toplamı lazım. A artı b artı c toplamı kim? Bakarsak soruda. Bakın şurada bir a var, b var, c var. Şimdi a b c şu polinomun katsayılarının toplamı bir polinomun katsayıları toplamı arkadaşlar C'yi bulmak için ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Yani X eşittir 1 için bakın bu adam ne olur? 1 artı 2'den P3 eşit olur. 1 yazarsam sadece A kalır. 1 yazarsam B kalır. Ve 1 yazarsam C kalır. Şimdi P3 dediğimiz ifade A artı B artı C'ymiş. Bana da bu A artı B artı C lazım. Şimdi bakın bana P3'ü bulsam yeterli. Ve burada bir bilgi var. İki polinom birbirine eşit bilgisi. O zaman arkadaşlar iki polinom birbirine eşitse P3 ifadesiyle Q3 ifadesi de birbirine eşit olmaz mı? Olur. O zaman P3'ü bulmaktansa Q3'ü bulmaya çalışayım. Şimdi ben burada Q'da 3'ü bulmak istersem içinde 3'ünün olmasını X gördüğüm yere 4 yazarsam 4 1 3 olur. O zaman diyorum ki arkadaşlar X eşittir 4 için bu yukarıdaki polinom ne olur? Q 3 eşittir 4'ün karesi 16'ya 4 kere 4 16 artı 1'den 32 artı 1 33'e gider. Demek ki bu ifadenin toplamı a artı b artı c 33 olur. Yani burada soruda bana a artı b artı c'yi sormuştu. Ben de a, b, c'nin toplamını x yerine 1 yazarsam bulurum dedim ve p3'ü buldum. Şu ifadeden p3'ten q3'e eşitliğe geçtim. Daha sonra q'nun 3 olması için de x yerine 4 yazarsam olur dedim x'e 4 yazınca yukarıdaki ifadenin sonucunu buldum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ee, bu soru tarzı arkadaşlar e, eskiden ÖSYM'de çok önemli bir tarzdı. E, hatta direkt integral sorularında burada bu adamın direkt integrali sorulabiliyordu. Ama şimdi o kısım kalmadı. Şimdi bakın burada şunu e, görmemiz gerekecek. Şurada paydada de, ikinci dereceden bir ifade var. Burada da x eksi 3 ve x artı 1 var. Yani şu adamı x x bu adamı da arkadaşlar eksi 3'e 1 diye ayırırsam payda x eksi 3'te x artı 1'in çarpımı. Yani bakın buradaki x eksi 3'te x artı 1'in çarpımı gibi. E, o zaman burada arkadaşlar payda eşitlersem bu adamı x artı 1 ile bu adamı da x eksi 3'te çarpıyorum. E, yukarısında olur a x artı a gelecek. Buradan çarparsam b x eksi 3 b gelecek. Bölü aşağının çarpımı da şuraya eşit olacak. x kare eksi 2 x eksi 3'e bu adamların altları aynı olduğu için üst taraflar da aynı olacak. Ve arkadaşlar biz şunu diyebiliyorduk. böyle bir ifadede, böyle bir ifadede iki tarafın eşitliği varsa polinom eşitliği gelecektir. Buradaki x'in önünde 1 var. Burada x'in önünde a artı b var. Burada sabit sayı 5 var. Burada sabit sayı a eksi 3b var. Şimdi bu adamı bulmak için arkadaşlar şu satırı 3 ile çarparsak 3 kere 1 3 5 daha 8 olur. 3 çarpı a 3 a a daha 4 a gelir 3 b eksi 3 b b'ler birbirini götürdü. 8 eşittir 4 a ise a eşittir 2 olarak bulunacaktır. 2'yi yerine yazarsam 2 diğer tarafa eksi 2 diye gideceğinden b ifadesinde eksi 1 olaraktan bulabiliriz. Bana neyi soruyor? a eksi b farkını soruyor. E, a eksi b farkı 2 eksi eksi 1'den 3 olarak bulunabilir. Yani payda de tabanların aynı olduğunu, alt tarafların aynı olduğunu görüyorsam üstlerde birbirine eşit olacak dedim. Ve bir polinom eşitliği geldi. X'in önündeki 1, X'in önündeki A artı B'ye 5 de sabit sayı olan A X, 3 B'ye eşit olduğu taraf tarafı bak sonuca gittim. Şimdi arkadaşlar bu bir klasik sorudur. Bu bir klasik sorudur. bir mantığı vardır bu ifadenin. Bakın diyor ki Px eksi 3 artı Px artı 1 eşittir diyor 4x artı 10 olduğuna göre px 1 polinomunun sabit terimi kaçtır? Bir kere arkadaşlar şurada bir bilgi var. Biraz büyük oldu. Şurada bir bilgi var bakın. Px 1 polinomunun sabit terimi deyince x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? Sabit terimi 0. 0 yazarsam buraya 0 eksi 1'den aslında soru benden şunu istiyor. P 1 kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bunu bulabilmek için biraz işlem yapacağız. Bakın bir P polinom var. Bir P polinom var. İki tane P polinomunun toplamı kaçıncı dereceden bir ifade eşit oldu? Birinci derecede. Şimdi demek ki P polinomu birinci dereceden bir polinom olmak zorundaymış. Niye? Çünkü P polinomu ikinci dereceden olsaydı sonucun da ikinci dereceden çıkması gerekirdi. Ama sonuç birinci derecedense bu P polinomları mutlaka birinci dereceden olmak zorunda kalır. E düşünürsem arkadaşlar birinci dereceden en genel polinomun benim kimdi? AX artı B o zaman şimdi gidelim şu adamları bulalım. P x eksi 3 ne olurdu o zaman? A x eksi 3 artı b'den. Bu adam arkadaşlar a x eksi 3 a artı b gelecekti. Peki p x artı 1 olsaydı. x artı 1 olsaydı. Yine bu polinomda x yerine x artı 1 yazardım. a x artı 1 artı b olurdu dağıtırsam. a x artı a artı b gelecekti. Bakın bu ikisinin toplamını alırsak x ifadelerden 2 tane ax geldi. Eksi 3a artı a'dan eksi 2a b daha artı 2b gelir. E bu iki ifadenin toplamı yukarıdaki mi eşitti? 4x artı 10a. O zaman arkadaşlar şimdi buradaki x'in önündeki 2a buradaki x'in önündeki 4'e eşit gelir. Sadeleştirirsem a eşittir 2 olarak bulunur. Buradaki sabit olan ifade eksi 2a artı 2b eşit olacak buradaki 10A ifadesine. E, A 2 idi. 2 kere eksideki eksi 4 yapar. Atarsam diğer tarafa artı 4 olur. Yani 10 artı 4'ten 14 olur. B de buradan arkadaşlar 7 olarak karşımıza gelir. E, A'sını ve B'sini bulduk. Artık arkadaşlar soruda bunu yerine yazarsak. Px polinomu neye dönüştü? A'sı 2'ymiş. Yani 2x artı B'si de 7'ymiş. P polinomu 2x artı 7 polinomuymuş. Artık ben p eksi 1 bulabilirim. P'de x yerine eksi 1 yazarsam burası eksi 2 artı 7'den cevap arkadaşlar 5'e gider deriz. Bakın bu bir kalıptır. Bu bir kalıp sorudur. Klasik sorudur. İki tane polinomun toplamı, iki tane polinomun toplamı birinci derecedense sizin p polinomunuz mutlaka birinci dereceden olması lazım. Sonra götürüyorsunuz bu adamları yerine yazıp bulduğunuz denklemi şuradaki denklemi eşitliyorsunuz ve A'sını B'sini buluyorsunuz. Sonra istediği neyse artık gidip bulabiliyorsunuz. Devam edersek arkadaşlar devam edersek e, polinomlarda işlemlere geleceğiz. Yani e, polinomların eşitliği arkadaşlar e, yani direkt bir soruda iki polinomun eşitliği sorusu gelmez ama biz arkadaşlar dediğim gibi işlemin neticesinde mutlaka polinomlarda eşitlik yapmak zorunda kalabiliyoruz. Şimdi devam edelim. Polinomlarda işlemler. Toplama çıkarma arkadaşlar normal toplanır. Bir tek PX'de QX'i toplarsak e, bu adamları taraf tarafa topladığımızı düşünsek PX artı QX eşit olacak. X küp var. Ee, sonra burada bir X kare var. Yani aynı dereceli olanları topluyorsunuz. Bakın burada e, şu iki adamı toplarsam 4X eksi 2X artı 2X yapar. Burada da şu ikisini toplarsam 7 4 daha 11 yapar. Yani toplamı bu şekilde bulunabiliyor. Toplamı çıkarmanın çok önemli bir yeri yok. Polinomlarda çarpmaya gelirsek. Arkadaşlar bu çarpma işleminde ben bir dipnot almak istiyorum. Bunu yine öğrencilerimizle paylaşalım. Şimdi diyelim ki sizin elinizde bir polinom var. 2x artı 3 ile 3x artı 5'i çarpacaksınız. Belki birçok arkadaşımız biliyordur ama ben yine anlatayım. Arkadaşlar burada dağılma özelliği başlar. 2 ile 3 x'i çarparsanız 2 kere 3 6 x kare gelir. 2 xe 5'i çarparsam artı 10 x gelir. 3 kere 3'ten şöyle dağıtmasını da yapayım. 3 çarpı 3'ten 9 x 3 kere 5'ten de 15 gelir. Toparlarsak 6 x kare artı 19 x artı 15 olaraktan polinomunuzu bulursunuz. Yani çarpma işlemi ne olur arkadaşlar? Dağılma yoluyla yapılır. Tabi diyelim karşınızda böyle bir soru var. Px dördüncü dereceden ve dört tane terimi olan bir polinom. Qx de arkadaşlar üçüncü dereceden ve yine içinde dört tane terim var. Bu ikisinin çarpımında x küplü terimin kat sayısını bulmak istiyorsanız bununla bu çarpılmaz. Yani daha kolay bir işlemi vardır o da Direkt x küpü kimler karşınıza getirir ona bakarsınız. Şimdi x üzeri dörtlü bir adamla buradaki hiçbir şeyi çarpıp x küplü bir şey elde edemem. Ama buradaki x küplü ifadeyle buradaki arkadaşlar sabit sayıyı çarparsam karşıma x küplü bir terim gelir. Çarparsam eğer eksi 2 çarpı 5'ten eksi 10 x küp bulabilirim. Daha sonra 5x deneyi çarparsam bakın buradaki 5x ifadesiyle şuradaki 5x ifadesiyle buradaki arkadaşlar eksi x kareyi çarparsam bu da eksi 5x küp olaraktan bulunur. Son olarak da arkadaşlar buradaki eksi 3 ifadesiyle buradaki x küp ifadesini de çarparsam eksi 3 x küp olarak da bu ifade bulunabilir. E, hep x küplü ifadeler geldi toplarsam eksi 10 eksi 15 eksi 18 x küp olaraktan x küplü terimin katsayısı bulunabilir. Yani arkadaşlar e, direkt çarpmaya çalışmıyorsunuz. Sadece hangisini çarparsam yani hangi ikiliyi çarparsam x küplü terim elde ederim. Sadece buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelelim e, polinomlarda bölme işlemine. Arkadaşlar e, bence en önemli başlığımız polinomlarda bölme işlemi. E, ben buradan bir bahsetmeyeceğim. E, direkt şuradan bir bahsedeyim. Buna bahsetmeden önce de bir dipnot çekelim. Şimdi arkadaşlar normal bölme işlemimizi hatırlasak. Normal bölme işlemimizi bir A sayısını bir B sayısına böldüğümüzde bir C bölüm kısmı ve bir de K kalan kısmı oluştuğunda biz ne diyebiliyorduk? Bu A sayısı eşittir. B ile C'nin çarpımına artı K'ya. Bu bölme bölünebilmede en önemli bildiğimiz özelliklerden bir tanesiydi. İkinci bir özelliğimiz zaten bölme bölünebilmede iki özellikle bir soru çözüyorduk. Birincisi buydu. A sayısını B ile C'nin çarpımı artı K diye yazabiliyorduk. Bir de şu vardı arkadaşlar. Buradaki B sayısının da e, buradaki K'dan daha büyük olması gerekiyor dedik. Çünkü B sayısı K sayısından büyük olmazsa yani bura daha büyük olursa biz bölme yapmaya devam ederdik. B'nin K'dan büyük olması lazım. Bizim arkadaşlar bölme bölünme bölme bölünebilmedi. bildiğimiz iki tane özelliğimiz vardı. Şimdi arkadaşlar aynı şey aynı şey polinomlarda bölme için de geçerli olacak. Biz bu adamları birbirine bölebiliyoruz. Böldükten sonra yine aynı ifadeyle çarpımsal yazabileceğiz. Ve burada farklı bir cümleden bahsedeceğiz. Ama bundan önce gelin bu iki adamı birbirine bir bölelim. Öncelikle bölmeyi nasıl yapıyoruz bir görelim. Şimdi diyelim ki x küp eksi x kare artı 3'ü x eksi 2'ye böleceğiz. Şimdi arkadaşlar normal bölme işlemi yapıldığında normal bölme işlemi yapıldığında en soldaki adama bakılırdı. Mesela diyelim ki siz e, 67 sayısını 5'e bölecekseniz şu şekilde bir bölme yapardınız. 6'da 5 var mı? Var. 1 kere var. 1 kere 5. 5 çıkarırdınız. 1 kalırdı. de 5 olmadığı için 7 aşağı inerdi. 17'de 5 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 5. 15 deyip kalanı 2 bulurdunuz. Yani sol taraftan başlıyordunuz. Burada da arkadaşlar sol taraftan yani büyük olan dereceden başlanır. Şimdi x küp varken ben x'i ne ile çarparsam x küp olur'u bulursunuz. Dersiniz ki x kare ile çarparsam. x kare çarpı x, x küp olur. x kare çarpı eksi 2, eksi 2 x kare olur. Sonra bu adam taraf tarafa çıkartılır. Arkadaşlar çıkartma yapınca bu adamların işaretini değiştirin. Bu adam eksi, bu adam artıya dönsün. Şu eksiyi dağıttığımı düşünün x küpten x küp çıkarınca bu adamlar birbirini götürdü. 2 x kareden x kare çıkartırsam x kare kaldı. Yukarıdaki 3 de direkt aşağıya indi. Şimdi devam ediyorum. x kareyi elde etmek için x'i neyle çarpmam lazım? X'le çarpmam lazım. x çarpı x x kare. x çarpı eksi 2 eksi 2 x. Bu adamı da taraf tarafa çıkartırsam çıkartma yapınca bu adamın işareti eksi bu adamın işareti artıya döner. x kare x kareyi götürdü. Burada bir 2x, yukarıda bir 3 kaldı. Şimdi 2x'i elde etmek için x'i neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. 2 kere x, 2x. 2 kere eksi 4, eksi 2, eksi 4 yaptı. Çıkartma yaparsam yine ne yapıyordum? Bu adamın işareti eksi, bu adamın işareti artıya döndü. Bakın bu işareti hemen oluşturmadan çıkartma yapmayın. Yoksa işlem karıştırabilirsiniz. 2x'ler birbirini götürdü. 4, 3 daha... 7 olarak bulunabilir. Şimdi o zaman özelliklerimizi uygularsak birinci özellik bize ne diyordu arkadaşlar? Bu x küp x küp eksi x kare artı 3 ifadesini x eksi 2 ile x eksi 2 ile şu adam yani x kare artı x artı 2'nin çarpımı artı 7 diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu yazma bizim için en önemli ifadelerden bir tanesi. Bir ikinci bilgimiz de şuydu. Şimdi e, bölmede buradaki sayı buradaki sayıdan büyük olması lazımdı. Polinom bölmesinde de buranın arkadaşlar derecesinin buranın derecesinin buranın derecesinden büyük olması lazım. Bakın bu kaçıncı dereceden bir polinom? Birinci dereceden. Bu adam sıfırıncı dereceden. Evet bu doğru bir sonuç. Eğer burada x'li bir adam olsaydı bu birinci dereceyken burada birinci derece olsaydı biz bölmeye devam ederdik. Bakın burada 2x artı 3 vardı. X'li ifade olduğu için bölmeye devam ettim. Ta ki nereye kadar? E, sıfırıncı dereceden bir ifade buluncaya kadar bölmeye devam ettim. Yani derecesi buradaki dereceden daha büyük olacak diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bir bölme işlemimiz var. Bakın şu sorumuzda devam edelim. Dikdörtgen biçimindeki bir duvar. Kısa kenarı x artı 1 metre. Şurası arkadaşlar x artı 1 metreymiş. Uzun kenarı da x artı 2 metre biçiminde e, metre olan dikdörtgen biçimindeki taşlarla döşenecektir. Duvarın alanı duvarın alanı x küp artı 8 x kare artı 17 x artı 10 metre kare olduğuna göre bu iş için en az kaç tane taşa ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuraya dikkat edersek şu duvarın alanı şu duvarın alanı komple buymuş. O yüzden bir tane şu taşın alanı ne kadar onu bulsak. Bunun için x artı 2 ile x artı 1'i çarpmamız lazım. x çarpı x, x kare. x çarpı 1, x. 2 çarpı x, 2 x. 2 çarpı 1 de artı 2. Yani x kare, bununla bunu, bunu toplasam artı 3x. Artı 2'ymiş arkadaşlar. Bir tane taşın alanı. E, duvarın alanı buysa, bir tane taşın alanı da buysa. Duvarın alanını bir tanesinin alanına bölersem kaç tane... Kaç tane taşa ihtiyacım olduğunu bulmuş olurum. Şimdi bunun bölmesi için biraz boş bir bilgi kısmı ihtiyacım var. Bu bölmeyi şu yukarıda boş bir alanımız var. Oraya taşıyacağım arkadaşlar. O şekilde çözeceğim. x küp artı 8 x kare x küp artı 8 x kare artı 17 x artı 10 polinomunu neye böleceğiz? Bakalım x küp artı 3x artı 2'ye böleceğiz. x küp artı 3x artı 2'ye böleceğiz. Şimdi bölme işlemimize başlayalım. Pardon burası x kareydi. Şimdi bölme işlemimize başlayalım. İlk olarak x küpü elde etmek için x kareyi neyle ile çarpmam lazım? x ile çarpmam lazım. x çarpı x kare x küp olur. x çarpı 3x 3x kare oldu. x çarpı 2'den de 2x geldi. Bu adamı taraf tarafa çıkartırsam çıkartma yapınca hemen işaretleri değiştiriyordum. x küp x küp gitti. 8 2 kareden 3 x kare çıkartırsam 5 x kare. 17 x'ten 2 x çıkartırsam 15 x artı 10 geldi. Şimdi bu adama devam ediyorum bölmeye. 5 x kareyi elde etmek için x kareyi neyle çarpmam lazım? 5 ile çarpmam lazım. 5 çarpı x kare. 5 x kare. 5, x kare. 5, x kare. 5 çarpı 3 x. 15x 5 kere 2 artı 10. E bu adamı da çıkarınca 5x'ler gitti. 15x'ler ve onlar gitti. 0 kaldı. Demek ki arkadaşlar bizim kaç tane tuğlaya ihtiyacımız varmış? 15 tane tuğlaya ihtiyacımız varmış deriz. Yani bölmenin anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bölme ile alakalı biraz daha farklı bir soru tarzımız var. Gelin bunu çözelim. Şimdi arkadaşlar diyor ki şu yukarıdaki işlemde Q2 eşittir 3 olduğuna göre Bx artı bir polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Bakın bir bilgi verilmiş sana q 2 3 bilgisi verilmiş. Sorulan şey ne? Şu polinomun katsayılar toplamı. Bir kere istenileni hemen yazmamız gerekiyordu verilen ve istenileni. Katsayılar toplamı deyince x gördüğümüz yere 1 yazardık. Bir yerini yazarsam benden b2'nin kaç olduğu isteniyor. Şimdi bakın Q2 var, B2 var. E ben X gördüğüm yere 2 yazarsam burayı biliyorum, burayı biliyorum, burayı biliyorum. B2'yi de bilmiş, bulmuş olurum. Ama bir de ne gelir benim karşıma burada? K2 gelir. Ama K2 bilmediğim bir ifade. O yüzden benim o K2'yi bulmam gerekecek. Şimdi arkadaşlar bakın bölme işlemine devam edeceğim. İlk olarak şurası x kare eksi 1 qx diyor. Şimdi arkadaşlar burayı burayı x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı diyebilir miyim öncelikle? Çünkü x kare eksi 1'in karesi 2 karenin farkıdır. 2 kare farkı neydi hatırlarsak a kare eksi b kare varsa elimizde. Bu adam a eksi b ile a artı b'nin çarpımıydı. E, x kare eksi 1'in karesi varsa x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı gelecek. Şimdi başlarsak bölmeye bir de arkadaşlar bakın burada artı kim var? x artı 2 ifadesi var. Şimdi x artı 1'i şu adamı x artı 1'e böldüğümde, bakın bu adamın zaten x artı 1 diye bir çarpanı olduğundan tam bölünecek. Yani buradan arkadaşlar buradan kalan kalan sıfır olacak. O zaman şu adamı da bölersem e, bu adamda arkadaşlar x artı 1 artı 1 diye düşünülse e, bu adamın da x artı 1 kısmı tam bölünecek. Fazlalık olaraktan bir 1 kalacak. O 1 de arkadaşlar bizim kalanımız olacak işte. Yani şu ifadenin içinde şu qx ifadenin içinde x artı 1 çarpanı olduğundan dolayı tam bölünür. x artı 2 ifadesinin içinde de x artı 1 var. O x artı 1 kısmı tam bölünür. Fazlalık kısmı ne? 1. O 1 arkadaşlar bizim için kalacak. Yani bizim kx dediğimiz adam 1 e eşitmiş. E şimdi arkadaşlar gelin şu polinomu düzgün yazarsam x kare eksi 1 çarpı qx artı x artı 2 eşittir şu ikisinin çarpımı yani x artı 1 ile bx'in çarpımı artı k x'e. Şimdi verilenleri yazalım. Q2, Q2 3'tü. Tabi x eşittir 2 için diyelim. Çünkü hepsi x'e bağlı ama bende Q2 ve B2'ler var. Burada 2'nin karesi 4, 4 eksi 1'den 3 olur. Q2, Q2 3'tü. Çarpı 3 artı 3 yazarsam 3 artı 2'den burası 5 gelir. Buraya 2 yazarsam pardon. Burada arkadaşlar 2 yazıyorum. Her yere 2 yazarsam 2 artı 2'den 4 gelecek. Burada 2 yazarsam 2 artı 1 3. Burada 2 yazarsam B2 geldi. E, K2 dediğimiz kısımda arkadaşlar K2 dediğimiz kısımda kalan da o da 1 olduğu. E, 3 kere 3 9. 4 daha 13 yaptı. 13 eşittir. 3 B2 artı 1'e 1 giderse 12 eşittir. 3 B2'ye B2 dediğimiz ifade 12 bölü 3'ten 4 olaraktan bulunabilir deriz. Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi bu tür sorularımız var. Bu bir kalıp sorudur polinomlarda. Dikkat edeceksiniz. Yani bir polinomun içinde şurada x kare eksi 1'in çarpanlarına ayrılmış halinde x artı 1 çarpanı var ve sen onu adamı x artı 1'e tam bölüyorsan işte bölüyorsan o zaman bu adam tam bölünecektir dersiniz. x artı 2 kısmını x artı 1'e bölersem bu adamın içinde bakın x artı 1 artı 1 demektir x artı 2. x artı 1 kısmı tam bölünür. Fazlalık olaraktan bir 1 kalır. Demek ki k 1'miş. Sonra bu adamı düzgün bir şekilde yazdım. x gördüğüm her yere 2 yazarsam tek tek hepsinin sonucunu buldum. Bir tek b2 kalmış oldu. Şimdi gelelim LYS 2014 sorusuna. Şimdi arkadaşlar bu soruda e, Px x-1 çarpı x-2 polinomları verilmiştir. Buna göre diyor Px-1 artı P3x-3 polinomunun x-1 ile bölümünden elde edilen e, buraya dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ne soruyor? Elde edilen bölüm polinomu soruluyor. Elde edilen bölüm polinomu soruluyor. Şimdi normalde arkadaşlar ÖSYM'nin çok tercih ettiği bir soru tarzı değildi bu. Yani bölüm polinomunu sormak mesela kalanı sorması beklenen bir şeydi ama bölüm polinomunu soruyorsa mutlaka bu polinomu gidip bulacaksınız ve şu adama böldüğünüzde bulduğunuz sonucu ÖSYM sizden istemişti. bunun için arkadaşlar öncelikle tabi gidelim. Px-1 polinomunu bir bulalım. Şimdi Px-1 polinomu neye dönüşür? Bakın Px polinomu buysa Px-1 bulmak kolay. X gördüğümüz yere x eksi 1 yazarsak bu adam x eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 olur. Buraya x eksi 1 yazarsak x eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 olur. P 3 x eksi 3'ü bulalım. P 3 x eksi 3'ü bulalım. Şimdi de x gördüğümüz yere 3 x eksi 3 yazarsak ne olur? 3 x eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 olur. Buraya yazarsak Eksi deyince ekran gidiyor. Eksi 3, eksi 2 daha eksi 5 olur. Şimdi arkadaşlar bunların toplamını sorduğu için mutlaka bizim gidip bu ikisinin toplamı da yani çarpmayı dağıtıp ve ikisini de toplamamız lazım. Dağıtırsam x çarpı x, x kare. x çarpı eksi 3, eksi 3 x. Eksi 2 çarpı x, eksi 2 x. Eksi 2 x. Evet bu biraz sıkıntı çıkartıyor. Eksi 2 ile de eksi 3'ü çarparsam eksi eksi çarpımından artı 6 olur. Toparlarsam x kare eksi 5x artı 6 geldi. Devam edersek 3x 3x daha 9x kare 3x de eksi 5 eksi 15x eksi 4 ile 3x eksi 12x eksi 4 ile eksi 5 de artı 20 olur. Bunun da toplamı 9x kare eksi 27x artı 20 olarak bulunur. Şimdi bu bulduğum, şu bulduğum polinomla şu bulduğum polinomu da arkadaşlar toplarsak 9x kare x kare daha 10 x kare eksi 27 eksi 5 daha eksi 32 x 26 daha 26 olarak bulundu. Şimdi arkadaşlar benden bu polinomun x eksi 1'e bölümünden bölüm polinomunu istiyor. O zaman arkadaşlar gidip böleceğiz. 10 x kare eksi 32 x artı 26'yı x eksi 1'e bölüyoruz. Öncelikle 10 x kareyi elde etmek için x'i ne ile çarpmam lazım? 10 x'e çarpmam lazım. 10 x çarpı x'ten 10 x kare 10x çarpı, 10x kare, 12 çarpı eksi 1'den eksi 10 x gelir. Şimdi normalde arkadaşlar işleme devam edilir ama soruya baktığınızda bir tek 10 x'li ifade c şeklinde olduğu için götürüp C şıkkını el işaretleyebilirdiniz 2014 sorusunda. Tabi devamında da yine eksi 22 olacağı belli soruda. Ama işleme devam etmeye gerek yok. Ee, dediğim gibi bu e, ÖSYM'nin çok tercih ettiği bir soru tarzı değildir. Yani bu yıllarda bir tek bu yılda sordu bölüm polinomunu direkt. Px polinomu belliyken arkadaşlar şu polinomları gidip tek tek bulmanız lazım. Ve toplamını bulmanız lazım. Ve bu toplamın sonucunu x-1'e bölmeniz lazım ki Bölüm polinomunu bulabilirsiniz. 2014'te böyle bir soru tercih edilmişti. Şimdi arkadaşlar, bir de bugünkü videonun son başlığına gelelim. Kalan teoremi yani kalan bulma ifadesini ayrı bir video olarakdan çekeceğim. Polinomlarda derece arkadaşlar, şimdi şurada tek tek bahsedecek. Biz de detaylı bir şekilde alalım. Şimdi bakın. Derece Px e, İsterseniz bunu ben kendim bir anlatayım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar diyelim ki sizin elinizde sizin elinizde bir Px polinom var. Derece Px diyor. Eşittir M diyor. Şimdi arkadaşlar bir polinomun derecesi ne demekti? Bir polinomun derecesi. Yani bu adamın içinde x üzeri m gibi bir adam var. x üzeri m gibi bir adam var. Peki derece Qx'e de derece Qx'e de eşittir n desek. Bu da şu olur o zaman. X üzeri n gibi bir adam var. Ve en büyük adamlar bunlar. Peki arkadaşlar bakın burada işte çarpmasından bölmesinden falan bahsedecek. Biz de tek tek bahsedersek. O zaman arkadaşlar siz şunu bulursanız derece Px ile Qx'in çarpımını bulmak isterseniz. E, Px'in içinde x üzeri m'li terim var. Qx'in içinde de x üzeri n'li terim var. İkisinin çarpımında altlar eşitse üstler toplanırdı. O zaman x üzeri m artı n ile bir terim çıkacaktır. O zaman arkadaşlar polinomların çarpımında üstlerin dereceleri toplanıyor arkadaşlar. Bu adamların derecesi derece px çarpı qx m artı n'ye gidiyor diyorsunuz. Yani arkadaşlar burada söyleyeceğim işlem şu. Derece işlemi üstü sayılar gibi üstü sayılar gibi Yapılır. Yani hocam çarpma var. Niye topluyoruz? Çünkü e, aynı ifadenin tabanları aynı iken çarpma yapıyorsanız üstler ne yapılır? Toplanırdı. Bundan dolayı toplama geliyor. Şimdi bu mantıkla düşünürsek o zaman derece Pxm ise bu adamın içinde bu adamın içinde arkadaşlar x üzeri e, n, m gibi bir adam var. Bu adamda da x üzeri n gibi bir adam var. O zaman çarpım olsa x üzeri m ile x üzeri n'yi çarptığımız için üstler toplanıp m artı n gelir. Bölme varsa bu adam x üzeri b, bu adam x üzeri n. E, bölmede de m'den n ne yapılırdı arkadaşlar? Çıkartılırdı. Demek ki bölme işleminde kim gelecek karşınıza? m eksi n. E, k ile k ile x üzeri m'yi çarparsanız dereceyi değiştirebilir misiniz? Hayır. Bakın yine aynı derece gelir. P üzeri k. Şöyle düşünün. X üzeri M gibi bir adamın K'ıncı dereceden kuvvetini alırsanız üstler birbiriyle ne yapılırdı? E çarpılırdı. M çarpı K. Bakın sonuç ne geliyor? K çarpı M geliyor. P'nin içine Q'yu yazarsak yani X üzeri M'nin içine X gördüğümüz yere X üzeri N yazarsak N ile M çarpılacağından dolayı bu adam X üzeri N çarpı M'ye dönüşür. Bakın sonuçta size aynı şekilde M çarpı N olaraktan gelecektir. İkisini toplarsanız arkadaşlar ikisini toplarsanız eğer m derecesi n derecesinden daha büyükse sonuç arkadaşlar m olur. Çünkü diyelim ki x üzeri 5 var elinde bir de x üzeri ikili bir terimle toplarsanız elde edeceğiniz derece büyük olan hangisi ise o çıkacaktır. m büyükse büyük olana gidersiniz. Ama dereceler eşitse o sıra arkadaşlar şöyle bir sıkıntı doğar karşınıza. Misal x üzeri 5 ile x üzeri 5'i çıkarttığınızda x üzeri 5'ler birbirini götürüp yok olduğundan büyük olan dereceden daha küçük bir ifade bulma ihtimaliniz gelebilir. Veya tanımsız olur diyor. Yani m'den daha küçük bir derece gelir. Çünkü birbirini götürme ihtimalini göz önünde bulundurursak. Şimdi bakın aslında bir derece sorusu şu şekilde çok karman çorman gibi görünse de aslında arkadaşlar çok basittir. Niye? E gelin şimdi derece px'i bulalım. E bu adamın derecesi kaç olur arkadaşlar? Şurada bakın bir 7. dereceden kuvvet var. X küp var. 3 ile 7 çarpılacağından dolayı 21. Daha büyük bir derece gelmeyeceği için bu adamın derecesi 21. Yani bu adamda x üzeri 21 diye bir adam var. Bu adamın derecesinde içeride 3 var. Karesi alınacağı için 3 kere 2'den bu adamın derecesi de x üzeri 6 gibi bir adam. Yani bunun derecesi x üzeri 21 bunun derecesi x üzeri 6. O zaman şu ifadeye bakacağız şimdi. Bakın burada ne diyor? T'nin içine x kare yazmış. E, x karenin 21. kuvveti 2 çarpı 21'e dönüşür burası. Yani kim olacak? 42 olacak. Burada da Qx'in küpü. X üzeri 6'nın x üzeri 6'nın küpünü alırsanız 6 kere 3'ten bu adam da 18'e gidecektir. İkisini çarparsak x üzeri 21'li adamla x üzeri 6'lı adamı çarparsak üstler toplanacağından aşağısı da arkadaşlar 27'ye gidecektir. 9'a bölersem 2, 9'a bölersem 3, 3'e bölersem 14, 14 kere 2'den böyle bir işlemin sonucunu 28 olarak bulabilirsiniz. Yani tamamen üstü sayı gibi yapıyorum. Tekrar alırsam arkadaşlar, tekrar alırsam bu adamın arkadaşlar derecesi 3 kere 7'den 21 geldi. Bu adamın en büyük derecesi 3 kere 2'den 6 geldi. X kareyi alırsanız 2 ile 21'i çarpmanız gerekecek, 42'ye gitti. Küp alırsanız 6 ile 3'ü çarpmanız gerekecek. 18'e gitti. İkisini çarparsanız. X üzeri 21 ile X üzeri 6'yı çarparsanız. Üstler toplanacağından 21. 6 daha. 27'ye gitti. Ve arkadaşlar sonra da sadeleştirdik. Şurada bir sorumuz var. Bununla devam edelim. Bakın diyor ki. P kare X çarpı Q X eksi 4 polinomunun derecesi 8'dir diyor. Derecesi 8'dir diyor. Şimdi Pn çarpı Q kaç olur diyor. Bakın arkadaşlar. P adamının derecesi kim? Derecesi şuradaki en büyük herhalde n'dir. n sayısı. O zaman x üzeri n'nin x üzeri n'nin karesini alırsanız derece 2 n olmaz mı? Q'nun derecesini, ne? Q'nun derecesi de bakın 2. E, çarpılacak bu iki adam o zaman birbiriyle. Çünkü bu adamda derecesi x kare. E, pardon. Çarpılacak dedim. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi bu adamın derecesi x üzeri 2 n diye düşünün. 2 ile neyi çarptım? Bu adamın derecesi de x kare olduğu için böyle bir adamın derecesi üstler ne yapılarak bulunur? Toplanarak bulunur. Yani 2n artı 2 eşit olacakmış 8'e. Buradan 2n eşittir 6'ya. n de buradan 3 olarak bulunur. O zaman px polinomunu düşünürsek px polinomu ne oldu? 3 x küp artı x artı 1'e qx polinomu da belli. Bana pn çarpı qn soruluyor. Arkadaşlar N'yi 3 bulduğum için adam benden P3 çarpı Q3'ü soruyor. P3'ü bulalım burada. P3 ne olur arkadaşlar? 3'ün küpü. E, 27, 27 kere 3'ten 81. 3 yazarsam 3 artı 1. Yani toplarsam 85 yaptı. P3 85'miş. Q3'ü bulalım. 3'ün karesi 9, 9 kere 3. 27, 27'den 25 çıkarsam bu da 2 olur. 85 çarpı 2'den cevap 170 olarak bulunur. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz bir yer vardı. Orayı kaçırmamamız gerekiyordu. P'nin derecesi en büyük derece x üzeri n olduğu için buradan benden x üzeri n'nin karesini almamı istiyor. E, Q'da x kareli adam olduğu için bu adam x üzeri 2 ne? Bu adam x kare çarpılma durumunda üstler ne yapılırdı? Toplanırdı. Bu üstlerin toplamı 8 oluyormuş. Ne buradan? 3 geldi. Sonra götürdüm yerine yazdım ve sonucumu bulmuş oldum. Ee, bir sorumuz daha var. Derece ile alakalı bunu da çözüp e, bu videoyu da tamamlamış olalım. Bakın Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Şimdi şu adamın derecesi 20, bu adamın derecesi 3 ise bu ikisinin toplamının derecesi sorulur. Şimdi dereceler belli olmadığı için arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Şimdi Px'in içinde x üzeri m ile adam olsun. Derecesi m olsun. Qx'in içinde de x üzeri n'li adam olsun. Tabii daha küçük sayılar da var yazmıyorum. Dereceleri görmek açısından yaptım. Arkadaşlar bu adamın derecesi m ise kare aldığında çarpılıyordu yani 2m. Küp aldığında da n ile 3'ü çarpacağım 3n. E, çarpım durumunda da toplamı alınıyordu 2m artı 3n eşitmiş 20'ye. Bu bilgi bunu söylüyor bana. Buraya gelelim bu adamın derecesi m. Şunun karesini alırsanız çarpım olacak. 2N. E bölme durumunda da çıkartılırdı. Yani m 2 n de eşit olacakmış 3E. Şimdi arkadaşlar yok etme metodu yaparsak. Burayı eksi 2 ile taraf tarafa çarpıp toplasam 2M-2M, M'ler gitti. 3N. Eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4. 4, 3 daha. Burası 7N geldi. 20. Bu eksi 2 çarpı 3. Eksi 6, 20'den 6 çıkartırsam. 14 geldi. E N buradan arkadaşlar 2 olarak bulunabilir. Yerine yazarsam yukarıda N'yi 2M artı 3 çarpı 2'den 6 eşittir 20'ye. 2M eşittir diğer tarafa atılırsa 14'ten M dediğimiz sayıda da 7 olarak bulunur. Demek ki P'nin içindeki adam eşitmiş x üzeri 7'li ifadeye. N'yi de 2'yi bulduğum için bu adamda x kareli ifade oldu. Arkadaşlar siz x üzeri 7'li bir adamla x kareli bir adamı topladığınızda derece kim olur? Büyük olan hangisi ise o olacak. Toplamada büyük olana bakıyorduk. O zaman bir özet olarak geçersek toplamada büyük olan adam bakılır. Çarpma varsa toplanır. Kare küp alma varsa da çarpılır arkadaşlar. E, toplama varsa direkt o adam alınıyor. Çarpma durumunda toplanıyor. Yani Px ile QX'in çarpımı durumunda X üzeri M çarpı X üzeri N geleceğinden üstler toplanır. Ama mesela P'nin küpü X dediğinde X üzeri M'nin küpünü alacağım için bu adamla bu adam çarpılır diyoruz. Derece bulma işlemi de arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar pratik kalan bulmayla devam edeceğiz. En önemli başlık bence burası. En önemli başlık bence burası. Çünkü arkadaşlar ÖSYM çok uzun yıllar buradan sordu. Bakın örnek sorusu 2017 sorusu, 2016 sorusu, onun dışında 2018 sorusu, MSU'daki 2019 sorusu, AYT 2019 soruları, LYS soruları, 2016, 2015. Hep arkadaşlar buralardan geldi. O yüzden en önemli kısım bence bu başlık. O yüzden bu başlığın üzerinde biraz detaylı duracağım bir dahaki videomda. Herhalde o videoyla da polinomlar konusunu tamamlamış oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.